Evet. Artık konunun yavaş yavaş sonuna geldik. Arkadaşlar son 3 soru çözüp bir takım kuralları bu sorularda birleştirip çıkışımızı öyle vereceğiz. Evet örnek. 4 küçük eşit x eksi 2'nin karesi küçük 9. Eşitliği hangi aralıktadır? Bak. Senin bunun çözümünü yapabilmen için öncelikli olarak şu kareden kurtulman lazım. Ve bu kareden kurtulmanın yolu ne biliyor musun? Bütün ifadeleri tek tek kök içine almak. Peki kök 4 dışarı nasıl çıkar? 2. Küçük eşit. Peki arkadaşlar ortadaki ifadede dereceler birbiriyle aynı mı? Aynı. Peki tek mi çift mi? Çift. O zaman dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değer x eksi 2. Küçük. 9 dışarı nasıl çıkacak? 3. Bakınız soru bir anda mutlak değerin e, arada olma kuralına bağlandı. Arada olunca ne yapıyorduk biz? işlem olarak bir kendisi bir eksilisi diyorduk. O zaman 2 küçük eşit x eksi 2 küçük 3 ve 2 küçük eşit x ama eksi x artı 2 büyük 3 diyoruz. Yani bir kendisi bir eksilisi yazıyoruz. Ben burada bu 2'yi karşıya artı 2 bunu da karşıya artı 2 olarak atarsam. Burası 4 küçük eşit göbek x küçük kenar 5 oldu. Burada bunu karşıya eksi 2 bunu karşıya eksi 2 olarak atarsam. 0 küçük eşit eksi x küçük 1 oldu. Şimdi eksi x'i her tarafını ben tek tek eksiye bölersem 0 yönüm değişti. Göbek x yönüm değişti. 1'i eksiye bölersem eksi 1 olacak mı? Evet. Şimdi bu soru sana. Bunun hangi aralıkta olduğunu mu soruyor? Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Siz burada iki tane denklem buldunuz. Doğru mudur? Evet. O zaman bunların ikisini aynı anda şıklara yazma ihtimalleri zaten yoktur. Herhangi birini yazmayı tercih ederler. Sen şıklara o zaman bakarsın. Bu mu şıklarda var? Bu mu şıklarda var? Hangisi varsa onu işaretler geçersin. Peki. Böyle kök içine alıp mutlağa bağlama sorusu bugüne kadar daha önce geldi mi diyecek olursanız hemen bir sonraki soruya geçelim. Baktım KPSS 2010. Şimdi 2x artı 1'in karesi küçük eşit 9 ise x değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi senin burada karen mi var? Evet. O zaman bu kareden kurtulmak için bunların alayını kök içine mi alman lazım? Evet. Peki dereceler çift ve aynı olunca mutlak değer içinde mi çıkıyordu? Evet. Yani mutlak değer 2x artı 1. Küçük eşit kök 9 dışarıya 3. Şimdi mutlak küçük olduğu zaman bir sayıdan 3 ile eksi 3 arasında deyip e, çözümümüzü bir denklemde kurguluyor muyduk? Evet. Yani o zaman 2x artı 1 küçük eşit 3 ve büyük eşit eksi 3 olmalıdır deyip soruyu kapatmanız gerekiyor. Şimdi biri buraya attım eksi 1 buraya attım eksi 1. İşleme geçtim artık. Eksi 4 küçük eşit 2x küçük eşit 2. Böl 2, böl 2, iki, böl 2'ye. O zaman burası eksi 2. Küçük eşit. Ortası x. Küçük eşit 1 oldu mu? Evet. Sen x değerlerinin neyini arıyorsun? Toplamını. O zaman değerleri tek tek bulalım. Eksi 2'den büyük ve eşit. Eksi 2 olur. Eksi 1 olur sıfır olur. Peki ya 1 olabilir mi? Eşitlik var olabilir. A da aradığın değerler bunlar. Sen bunları toplamak mı istiyorsun? Evet. O zaman artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürür mü? Evet. Ve ben eksi 2 ile 0'ı toplarsam aradığım sorunun cevabı o zaman ne olur? Eksi 2. Yani baktığınız zaman bu kalıp aslında 2010 yılı KPSS'de sorulmuş. Ve arkadaşlar en sona en zorunu bıraktım. KPSS 2012'yi de yapıp çıkışımızı vereceğiz. Bakalım ne diyor. X ve Y gerçel sayılar Y 0 ile 1 arasında mutlak değer X küçüktür Y eşitliği sağladığında göre aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi sen Y'nin 0 ile 1 arasında olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Mutlak değer X'in de Y'den küçük olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. E, e şimdi ne yapacaksın? Ortada rakam yok bir şey yok. O zaman benim sana tavsiyem şu. Hemen git y ye yerine rakam sık. ile bir arasında ne sıkabilirsin mesela? 1 bölü 2. O zaman ben y'yi 1 bölü 2 kabul ettim. Bu durumda arkadaşlar şuradaki ifadede mutlak değer x küçüktür. 1 bölü 2 olacak mı? Evet. Hemen birinci kural. Küçük olunca bu sayı ile bunun eksilisinin arasında mı oluyordu? Evet. Yani o zaman x 1 bölü 2'den küçük. Eksi 1 bölü 2'den büyük olmalı. A da şablonu kendimizce böyle kurduk. Biz hangilerinin her zaman doğru olduğunu arıyoruz. O zaman 1. X büyük 0. Senin x'in eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasında. Şimdi burada pozitif değerler de vardır ama sanırım negatif değerler de vardır. Örneğin eksi 2 bölü 3 bu arada mıdır? Evet. O zaman sen her zaman x sıfırdan büyüktür diyemezsin. 2. x çarpı y küçük olmalıdır birden. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki y dediğimiz ifade 1 bölü 2. Yani basit kesir mi? Evet. x dediğimiz ifade eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 arasında. Bu da mı basit kesir? Evet. Biz iki tane basit kesiri birbiriyle çarparsak cevabımız her zaman birden küçük olmak zorundadır. Neden? Çünkü basit kesir üst tarafı alt tarafından küçük olan ifade demektir. İstiyorsan hemen deneyelim. y e de 1 bölü 2. x'e dağıtıyorum. 1 bölü Kaç de? 5 de. Çarpınca ne oluyor? 1 bölü 10. Peki 1 bölü 10 birden küçük mü? Tabii ki de küçük. O zaman ikincisi kesinlikle ve kesinlikle doğru. 3. X kare küçük olmalıdır y kareden. Şimdi. Bu da basit, bu da basit. Doğru mu? Evet. Şimdi. Hemen gidip bir rakam deneyelim. X yerine mesela ne yazalım? Bu arada sıfır yazabilirim yazabilirim. Evet sıfırın karesi küçüktür. Y'ye de ne yazmıştım? 1 bölü 2. Bunun da karesini aldım. Sıfırın karesi sıfır küçüktür. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Peki 1 bölü 4 sıfırdan büyük mü? Büyük. Bunun için tuttu. Peki x için başka bir değer söyleyelim. Ne diyelim mesela? 1 bölü 7. Hemen deniyorum. 1 bölü 7'nin karesi acaba küçük müdür? 1 bölü 2'nin karesinden. Şimdi 1 bölü 7'nin karesi 1 bölü 49 küçük. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Arkadaşlar sanırım 1 bölü 4 1 bölü 49'dan daha büyüktür. O zaman sanırım 3. ifadede kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Hadi onu da geçtim. Ya X'in değeri rakamsal bazda zaten Y'den her zaman küçük olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman karelerini aldığın zaman her türlü Y karede X kareden büyük olmak zorundadır. Yani aradığınız sorunun cevabı o zaman 2 ve 3. Yani edirnedir. Arkadaşlar mutlak değer konusu işte böyle bir konu. Dediğim gibi ama %80 ihtimalle size balon gelecek. Müzik